Şimdi aslında tedaviyle ilgili bu yeni zaman, son zamanlarda çıkan bir akıllı ilaç tedavisi de var. Bunlardan bahsedeceğim. Bunun sonucunda da mesela tedavi o başarı oranlarında bir farklılık gösterdi mi bu tedavi değişikliği? Şimdi şöyle, kanser tedavisi aslında kemoterapilerle başladı. Yani bu çok eski dönemlerde, hatta 1800'lü yıllarda ilk kemoterapi deyimi kullanılmaya başlandı. O süreçten beri çok gelişmeler oldu gerçekten. Yani hala kemoterapiden uzaklaştık mı? Uzaklaşmadık. Hala çoğu hastamızda kemoterapiyi uyguluyoruz. Kemoterapi kelimesini de hastalarımız çok sevmiyorlar. Evet, kulağa çok böyle sevimli gelmiyor bu kelime de. Çünkü korkulan bir şey, işte kemoterapi aldım, ne olacağım, işte saçım dökülecek mi? Yani zor bir süreç, kolay bir süreç değil. Mide bulantım çok olacak mı? Her ilacımız saç dökmüyor, her ilacımız bulantı yapmıyor. Bunu da söyleyeyim buradan, ama evet, olanlar var. Bu kemoterapilerin devamında artık yeni arayışlar başladı. Neden yeni arayışlar başladı? Çünkü tümör hücreleri akıllı dedik. Yani bunlar sürekli kendilerine böyle bir mekanizmalar oluşturuyorlar ki direnç oluştursunlar. Direncin klinik olarak karşılığı ne? Hastalığın kötüleşmesi. İşte bu aşamada farklı bir şey bulabilir miyiz? Farklı bir yöntem oluşturabilir miyiz? Tümöre daha spesifik tedaviler oluşturabilir miyiz? Başlığı altında tümör hücresinin daha iyi incelenmeye başlandı. Tümör hücresinin işte bazı özellikleri var. Mesela tümör hücresi kendi kendine damar oluşturabiliyor. Neden damar oluşturuyor? Vücudun diğer yerlerine atlasın, beslensin diye. Tümör hücresi büyüme hormonları vardır. Onlar bağlanır tümör hücrelerine. Daha çok bağlıyor ki daha çok büyüyeyim diye gibi. Ya da hücrenin içinde bazı yollar vardır. Onları böyle çok aktifleştiriyor. İşte akıllı tedaviler de aslında burada devreye giriyor. Yani biz o tümör hücresini ne kadar hedef olarak alabilirsek, o tümör hücresinin akıllılık yaptığı o yollarda bir araya bir ilaç sokarsak, o aklını biraz böyle geriye çekebilir miyiz? Onun önüne bir baraj koyabilir miyiz gibilerinden bazı tedavi yöntemleri oluşturulmuş. Kemoterapiden farkı, kemoterapinin daha vücut üzerine daha yaygın etkisi oluyor. Yaygın derken normal hücreler üzerine de daha yan etkileri biraz daha fazla olabiliyor. Ama akıllı tedaviler daha böyle o tümör hücresine daha böyle spesifik, daha tümör hücresini Onu böyle hedef alan. aynen hedef alan, hedef yönelik tedaviler diye geçer zaten bunlar bizim rutin pratiğimizde. Ama halk arasında akıllı ilaçlar diye geçiyor. Hedef yönelik tedaviler bu amaçla oluşturulmuş. Yani aslında tümör hücresini hedef almak, tümörü susturmak ve mümkünse büyümesini, gelişmesini, damarlanmasını engellemek. Şimdi bu aralar hakikaten, yani son 3-4 yıldır böyle aslında. Her hasta soruyor, biz niye akıllı ilaç almıyoruz? İşte o alıyor da ben niye almıyorum? Bütün ilaçlarımız akıllı aslında. Akılsız ilacımız yok. Kemoterapi ilaçları da akıllı. Sonuçta o da tümör hücresini yok etmek için dizayn edilmiş. Ama her hasta şöyle bir şey de vermemek lazım. Hastalar evet akıllı ilaçlar için aday olabilirler. Çünkü biz de bazı evrede, bazı tümörlerde özel böyle testler yaparak akıllı ilaçlar için uygun mu değil mi bir karara varmaya çalışıyoruz. Ama her hasta buna uygun çıkıyor mu? Çıkmıyor. Ama biz her hasta adaydır gözüyle bakıyoruz buna ve akıllı ilaçlardan faydalanabilir mi diye hastayı değerlendiriyoruz. Bazı akıllı ilaçlardan faydalanmak için özel moleküler testler yapmak lazım. Daha önce Sevdigül Hoca da burada bununla ilgili bir konuşması vardı. O da bahsetmişti bu tür şeylerden. Bazı moleküler, bazı özel genetik testlerin çalışılması lazım. Ama bazı tümörler var, örneğin böbrek tümörleri gibi. Bazı tümörler var. Bunlara hani bu genetik testleri çalışmadan da akıllı ilaçları başlamak mümkün. Ama burada yine yanlış bir şey vermeyelim. Her hasta her akıllı ilaç için uygun değil. Her evredeki hasta her akıllı ilaç için uygun değil. Bunlar kişiselleştirilmiş tedavilerdir. Akıllı tedaviler, yani hedefe yönelik tedaviler. Adı üstünde kişiselleştirilmiş olduğu için hastanın bir kere buna tanısı, evresi uygun mudur diye bakmak lazım. Bir de bazı hastalıklar için bu moleküler testlere bakarak moleküler testler açısından hasta uygun mudur değil midir bakmak lazım. O yüzden evet akıllı ilaçlar uygulanıyor. Son yıllarda uygulanıyor. Son 3, 4, 5, 6 yıldır hatta uygulanıyor. Ama her hasta akıllı ilaçlar için uygun değildir. Akıllı ilaçlar evet çığır açtı. Gerçekten öyle. Yani mesela akciğer kanserli hastalarda kemoterapiyle 1,5 yıllar civarında genel sağ kalım verileri varken bu akıllı ilaçlardan sonra bizim 5 yıldır, 6 yıldır, 7 yıldır takip ettiğimiz 4. evre akciğer kanserli hastalarımız var.
8. yılı 9. yılında takip ettiğimiz böbrek tümörlü hastalarımız var. Gerçekten çığır açan tedaviler ve faydalanma şansı olan hastalarda gerçekten çok iyi sonuçlar alıyoruz. Dediğim gibi gelen hastaları aday hasta olarak değerlendiriyoruz. Genetik moleküler testlere ihtiyaçları olanları muhakkak moleküler testlerini yaptırıyoruz ve her hastayı o gözle değerlendiriyoruz ama her hasta akıllı tedaviler için uygun olmuyor. Yani başarı oranı da yükseldi çok diyebiliriz. Çok yüksek tabii ki. Yani bu mesela akıllı ilaçla tedavi uygulanırken bu sadece insanların işte fiziksel olarak pozitif etkileri mi var yoksa bir yandan mesela kemoterapi alırken akıllı ilaç tedavisi mi uygulanıyor? Yani ikisi aynı anda mı yoksa tek başına mı gidiyor bunlar? İkisi aynı anda mı derken ikisini aynı anda uygulamıyoruz. Bazı durumlarda kemoterapi başlayıp akıllı ilaç için bu moleküler testleri bekleyip moleküler testleri pozitif çıkan hastalarda örneğin kemoterapiyi kesip moleküler testin sonucuna göre akıllı ilaca geçtiğimiz oluyor. Yani kemoterapiyi de genelde kombine vermiyoruz yani bir arada vermiyoruz. Ya onu ya onu tercih ediyoruz. Ha, bu immünoterapiler için geçerli değil. İmmünoterapi dediğimiz başka bir tedavi grubu da var. Bu immünoterapilerde kemoterapiyle birlikte bir arada kullanması söz konusu ama genellikle akıllı ilaçları tek olarak tercih ediyoruz. Ama bunun dışında akıllı ilaçları tek olarak tercih ediyoruz derken çok akıllı ilacımız var. Yani çok hedefe yönelik tedavimiz var. Bunlar bu söylediklerim genellikle hap şeklinde kullanılanlar. Ama bazı akıllı ilaçlarımız var mesela damar yoluyla uygulanıyor. Örneğin meme kanserinde kullanılanlar var. Bağırsak kanserinde kullanılanlar var. Bunları kemoterapiyle birlikte veriyoruz. Bunlar serum şeklinde uygulanan ilaçlardır. Bunları kemoterapiyle birlikte veriyoruz. Ama örneğin akciğer kanserinde veya böbrek tümöründe veya cilt kanserlerinin bazılarında kullandığımız akıllı ilaçlarımız var. Bunları kemoterapiyle kombine olarak vermiyoruz. Tek olarak kullanıyoruz.